Karaman çiftliğimize merhaba dostlar. Ben Salim Karaman. Bugün geçen sene diktiğim cevizlerimin başına geldim. Bizim burası arazimizin üst tarafında. Daha önce dikilmemiş altı elde duran bir bölümdü. Buraya geçen sene ceviz fidanları diktim. Yazın bir iki sefer can suyu verdim. Sadece bu kadar. Daha fazla bir su verip bir sulama sistemi bunlara kuramadım. Şimdi bunların birkaç tane tutmayanı var. Onları tazeleyeceğim. Tutanlar üzerinde de sürgüne teşvik için sert kesim yapacağım. Şimdi şöyle gördüğünüz fidan, şöyle göstereyim size kameraya çevirip. Şu gördüğünüz fidan tutmuş. Tutmuş ama nasıl tutmuş? Öncelikle geçen sene kesildiği yer mesela şurası. Kısa bir sürgün. Burada güzel şöyle bir sürgün. Hatta bu da değil. Şu kadar bir sürgün. Yine bu kadar bir sürgün. Şurada yeni bir sürgün. Şunlar, şunlar ve şunlardan ibaret. Bu kadar sürmüş. Şimdi biz bunda sert kesim yapmazsak bu fidan gelişemeyecek. Yani böyle böyle gitmeyle tamam kök attıkça bunların boyu daha da uzayacaktır ama 10 senede atıyorum 3 metre boylanacak. Ama biz bunu sert kesim yaparsak bu direkt mesela şuradaki göz çok ideal. Hatta üst tarafa bakan bir göz varsa şurada bir göz var. Şu gözün üstüne keseceğim. Şurada gizli bir göz var. O ideal. Oradan kesim yapacağım. Buradan yaklaşık 2 metre boylarında kuvvetli bir sürgün elde olacağız. Böylece fidanlarımız daha hızlı gelişecek. Hemen şuradan şu gösterdiğim göz şuradaydı. Evet, buradan bir kesim yaptım. Şunu da temizledik. Şöyle keselim. Evet. Bunlar benim aşısız fidanlarım. Çöğürden yetişme bunlar. Bunlara daha sonra aşı yapacağım ama öncelikle arazi şartları şöyle tekrar göstereyim. Engebeli ve kurak olduğu için tutanlar üzerinde sonradan bir aşı yapacağım. Şimdi bundan öncelikle ağacı geliştirelim. Kök otursun. Kuvvetli bir sürgün alalım. Ondan sonrasında bunu aşılama yapacağım. Öyle düşünüyorum. Şu anda da aşılanır. Ama daha tam kökü bile oturmamışken hemen aşı vurmak bilmiyorum ne kadar sağlıklı olur. Bu şekilde dostlar bunu da sizlere aktarmak istedim. Ceviz fidanlarının gelişmemesinden şikayet eden dostlar bunu mutlaka yapmalı. Aşı yerinin üzerinden 10-20 santim üzerinden bunu yapın. Çok büyük fark edecektir. Böyle aktarmış olalım. Kanalımda buna benzer içerikler bulabilirsiniz. Girip incelemenizde fayda var. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşça kalın.